Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle yere oturdum burada. Sizlere doğum çantasını, bebek çantamı çekmek istiyorum. Bebek için hazırlayacağım çantada. Neler olacak bunları çekmek istiyorum. Öncelikle bebeğimizin çantası burada. Şimdi onu ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Kendim doğum için kullanacağım valiz de şu küçük valiz. Bunu başka bir videoda hazırlayacağım. Çünkü daha eksiklerim var, alacaklarım var. Onları alınca lahusa takımı falan alacağım. Gecelik falan alacağım. Onları alınca onu da ayrı bir videoda isterseniz çekerim. Öncelikle çantayı göstereceğim. Öncelikle sizi şuraya sabitlemem gerekiyor. Bu şekilde kamera inşallah düşmez. İnternetten aldım, Instagram'dan aldım bu bebek çantasını, bebek bakım çantasını. Zaten birçok sitede bunun benzerleri ve renkleri var. Ben lacivert tercih ettim. Sitenin adını şimdi hatırlamıyorum çünkü 1-2 ay önce aldım ben bunu. Çünkü eşim de rahat kullanabilsin diye lacivert tercih ettim. Şurada bir şey düşmüş herhalde, şimdi fark ettim. Şu yuvarlaktan düşmüş. Şöyle sırt çantalı, şöyle göstereyim. Sırt çantalı. Burada iki tane aparatı çıktı. Bu aparatlar bebek arabasına. Şöyle bebek arabasına takabilmeniz için. Şöyle içinden iki tane aparatı çıktı. Bunu şimdi ben buradan çıkaracağım. Çantanın içinden çıkan bir bu aparat. Bir de alt açma için. Hatta şu çekmeceyi koymuştum. Onu da göstereyim. Şöyle bir naylon bir şey çıktı. Alt açma bezi deniyormuş buna. İçinden bunlar çıktı. Şöyle arkasından devam edelim. İşte sırt kısmı ayarlanıyor. Arkada şöyle bir küçük bir cep kısmı var. Buraya cüzdan, anahtar, telefon gibi şeyler koymak için yapmışlar. Şöyle çevirdiğimde burada yanda bir kısım var. Şöyle lastikli. Buraya işte ne istiyorsanız koyarsınız artık. Diğer tarafta ıslak mendil için yine lastikli. Şöyle bakın, ıslak mendili buradan çekebilmeniz için bir yırtmaç yapmışlar. Bu da yeni çıkmış herhalde. Ön kısmında şöyle küçük göz kısmında şöyle termal cepler var. Bunlar 3 adet. Sıcağı kaç saatti hatırlamıyorum. İşte sıcağı belli bir saat, soğuğu belli bir saatte muhafaza edebilen termal biberon için 3 adet cep yapmışlar. Karşı tarafında da şöyle fileli bir cep var. İşte buraya her şey konulabilir. Emziği konulabilir, ateş ölçeri. Yani o an ne konulması gerekiyorsa. Burası da böyle bir bölüm. Kullanışlı gayet. Bu kısmını sevdim. Üst bölüme gelirsek eğer şöyle iki tane tutma yeri var. Şu şekilde fermuarı kapanıyor. Çift fermuar zaten. Şu şekilde bakın. Açılıyor. İçine bakarsak şöyle içinde şöyle ben iki tane bez koydum. Aslında ben bu çantayı hastaneye götürmekten vazgeçtim. Anlatacağım onu da birazdan. Şimdilik bunlar her zaman durması gereken şeyler olduğu için koydum. Ceplerin biri küçüktü. Tam beze göreydi. Bez koydum. İşte buraya da istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Burada cebi var. Şöyle yanda bir cebi var. Bu da çok kullanışlı. Her yerde cep var iç kısmında. Ve şu yandakiler bayağı derin cepler bakın. Burada yine bir fermuarlı bölüm var. İşte özel bir şeyler koyabilirsiniz. Alt kısım şöyle düz ve derin ve bayağı geniş. Ve alt kısımda şurada iki tane daha cep var. Şeffaf cepler. Oraya da bir şeyler konulabilir. Ben şimdilik çantada standart durması için bir tane alt açma örtüsü, bir adet ıslak mendil, iki adet bez ve şu temizleme pamuklarından. Bu çünkü benim çantamda bir sene standart hep olacak şeyler olduğu için sadece bunları koyup çantamı kapatıp kaldırıyorum. Şöyle kaldıracağım bunu çünkü hastaneye götürmekten ben götürecektim aslında. Annem götürmedi de. Benim valiz iki taraflı olduğu için
şöyle göstereyim. Benim valizim iki taraflı olduğu için bir tarafına kendi eşyalarını, bir tarafına bebeğin eşyalarını koy. Tek çanta halinde götürürsen daha rahat edersin dedi. O yüzden öyle yapmaya karar verdim. Yani hastaneye tek bir valiz götüreceğim. Onun dışında bir şey götürmek istemiyorum. Her şeyi tek bir valize sığdırmaya çalışacağım. Sığar zaten. Bir saniye sizi şöyle yapayım. Evet, böyle ayarlayabildim şimdi de. Yerde oturduğum için sabitlemem zor oluyor. Öncelikle bir tane en kalın battaniyesinden koyduk. Bunu da yine yıkadık. Bu battaniyeyi eve gelirken kullanacağız. Pusetine götürmek istiyorum. Ben çıkardım, sildim, güzelce temizledim. Zaten temiz, sıfır puset ama yine bir tozu gitsin diye. Ama annem onu da götürme. Çünkü yatırılık bir şekilde durması gerektiği için bebek böyle yatış pozisyonda. Pusetteki bel kısmı biraz oyuk olduğu için şimdilik koyma dedi. Yine onu dinleyip götürmemeyi düşünüyorum. Fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Onun dışında emzik ve emzik saklama kabı. Bunları sıcak suda bir şey yapacağım. Dezenfekte edeceğim. Çok az bir sirkeli sıcak suda şöyle bir batırıp çıkarıp temizledikten sonra güzelce kurulayıp emzik kabının içine emziğini koyup yine valizimize koyacağız. Ben bunları almıştım. Baby Plus'ın emziğini şöyle 0-2 aylık en küçük boy. Şöyle damaklı olandan ve bir adet de emzik saklama kabı. Yanımıza yedek götüreceklerimiz bu bohçaya koydu annem. Hepsini yine yıkadık, ütüledik. Bohça halinde valizin içerisine koyacağız. Şimdi şöyle açıyorum. Bir adet müslin var. Bu müslini yine annem dikmişti. Biz metre olarak aldık. Annem dikti bunları. Bunların hepsini annem ayarladı arkadaşlar. Şöyle bez koymuş. 6-7 tane bez koymuş. Ben buna bir 6-7 tane daha eklemeyi düşünüyorum. Çünkü sürekli altı değişeceği için. Yani bir 20 taneye yakın bez koyacağım. Yeter herhalde yani. Ya da şöyle küçük paket bezlerim de var. Olmadı onun bir komple paket halinde de koyabilirim. Siz yazın onu da, yani çok mu gidiyor, az mı gidiyor, ne kadar bez gidiyor hastanede bilmiyorum. Daha sonra ne koymuşuz? Şapka, penye şapkalardan koymuşuz. Şöyle çoraplarımız var bakın. Şöyle 2-3 tane çorap koymuşuz. Şöyle 2 çift eldiven koymuşuz. Şöyle. Daha sonra yine bir şapka. Küçüklerden penye şapka. Burada bunlar ağız bezleri. Bunların penyesi çok güzel. Şöyle 4 tane ağız bezi, işte kusmaya karşı falan koymuşuz. 1-2 tane şöyle annem iç zıbın koymuş. Bu ilk giydiği şeylerden içine. Şöyle kısa kollu çıt çıtlı koymuş. Yine bir kısa kollu çıt çıtlı. Bunlardan bolca koyduk herhalde. 2, şöyle 3. Bu uzun kollusu. Bayağı yedek koymuşuz. Bunlar bize yeter. 3. Şöyle 4. Bakın. 4. Bunları tekrar düzelteceğim. Şimdi hızlı hızlı gösteriyorum. Şöyle siyah var. Uzun kollu. 5. Şu gri var, uzun kollu. 6 tane şöyle, aslında en kullanışlısı bunlar deniliyor. Hem şöyle yandan çıt çıtları olduğu için hem alttan çıt çıtlı olduğu için en kullanışlısı bunlar olduğu söyleniyor. Da bende bundan fazla yok. 1 ya da 2 tane mi, 1 tane mi ne var galiba. Şöyle bayağı bir çıt çıtlı bodylerini koymuşuz. Altına da bunu, içinde şöyle çorabı ve şapkasıyla bir takım. Bunu da almışız çorap ve şapka olarak. Şöyle altlarımız var. Ayaklı olanlar var. Şöyle ayaksız olan en küçük boyları aldık. Bunlar 0-3 ay hepsi. Şöyle bakın altlar. Yine 3. Şu bakın en küçük boylardan yine. Çıt çıtların üzerine giydirmek için bunlar. Şöyle yine 5-6 tane de gördüğünüz gibi alt almışız.
Ama fark ettim ki uzun kollu bir şey almamışız fazla. Hep kısa kollu ve alt almışız. Uzun kollu da koymam gerekiyor. Aslında ben uzun kollu çok fazla şey almadım sanırım. Yani aldım da hep böyle gerçi üstüne yelek giydireceğiz onların. Evin içinde daha farklı oluyor. Yelekleri var, hırkaları var. Onları da unutmamak lazım. Burası böyle arkadaşlar. İşte bezine falan ilave yapacağım. Ek yapacağım. Bunları valize yerleştireceğim zaten. Kendime dediğim gibi eksiklerimi de aldıktan sonra kendi valizimi de çekeceğim en son yaptığımı. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Burada da bu da ameliyathaneye girerken kucağında götüreceğim bohçan dedi anne. Bu ayrı hastane çıkış bohçası. O da hastanedeki yedeklerimiz olacak. Burada da şöyle bir kundağı var. İnce bir kundak. Bu arada halım yeni yıkamadan geldi. Halım tertemiz. O yüzden üzerinde böyle içim rahat bir şekilde gösterebiliyorum size. Yoksa koymam tabii ki de halıya. Şöyle onun içinde de müslin koymuşuz. Kundak. Kundağın içine müslin koymuşuz. Bunu dediğim gibi ameliyathaneye girerken yanımda kucağımda götürecekmişim. Şöyle iki tane bez koymuş annem. Bir tane küçücük bir çorap. İlk giyeceği kıyafeti hastane çıkışı bu. Şöyle ayaklı altı var. Şapkası var şöyle. Ve üstü var. Şöyle yandan çıt çıtlı. İçten çıt çıtlı yine şöyle. Bunun içinde de hazırladı annem. İç zıbını var. Şöyle bakın. Önce bu zıbını giyecek ince. Bu da uzun kollu. Daha sonra görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunu giydikten sonra bunu giydirecekler. İşte eldivenlerini takacaklar. Şöyle altını giydirecekler. Şapkası var. Eldivenleri, çorabı ve bezi. Bu kadar. Yanımıza aldıklarımız da bebek için bunlar olacak. Bunlara dediğim gibi bez ilave edeceğiz. Onun dışında her şey bu şekilde hastaneye gidecek. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani bu aralar artık çok video çekmeye hiç halim yok. Sürekli böyle yorgun ve nefes nefese modundayım. Aralık ayındayız. Aralığın ortasına doğru gidiyoruz. Ocak doğumum olacak. Ocağın kaçı bilmiyorum. 10'u 15'ine kadar olacak dedi. Tam bir ayımız var. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Neler yaşayacağım hiçbir fikrim yok. Bu kadar şimdilik. O yüzden çok fazla video çekemeyebilirim. Ama yine de çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.